Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi Kanatsız Kuşlar yeni bölümünde nasıl izlendi? Ben hemen onu size analiz bilgisini paylaşacağım. Ha bu arada arkadaşlar bir yandan da nasıl izleniyorlar, izlenmiyorlar onlara bakıyorum. Çünkü daha devam ediyorlar. Birazdan reklamlara girecekler. Şimdi arkadaşlar Kanatsız Kuşlar genel seyirci kitlesinin yeni bölümde çekmeyi başardı. Düşük zap yedi. Şimdi Kanatsız Kuşlar'ın şu 2 haftadır bir avantajı var arkadaşlar. Düşük zap yiyor, çektiği seyirciyi tutuyor. Ben az önce Ateş Böceği videosunda da bundan söz ettim. Bana göre bir yapımın düşük zap yemesi bence o yapımın zaten belli bir iyi bir reyting almasını sağlıyor. Önemli olan çok seyircinin gelip gelmemesi değil arkadaşlar. Önemli olan çektiğin seyirciyi yapımda ne kadar uzun süre tutmayı başarmak. Mesela Survivor'dan da bir örnek vereyim. Survivor böyle deli dolu seyirci çekmez. Survivor mesela belli bir seyirci kitlesini çeker ve bu seyirci kitlesi sabit olarak kalır. Diğer mesela yapımlar kendi içinde seyirci gelgitleri yaşarken Survivor çektiği seyirci kitlesini tuttuğu için oradan iyi bir izlenme payı alarak reytinglerde en önde bitirir. Mesela bu çok önemli bir detaydır. Çok seyircinin gelip gelmemesi değil. Gelsin sana bir seyirci kitlesi, seni zap yapmadan izlesin. Bu çok önemli. Hemen arkadaşlar Kanatsız Kuşlar yeni bölümünde nasıl izlendi? Onun bilgisini sizlere paylaşayım. Genel olarak Kanatsız Kuşlar iyi gitti. Maç vardı bu akşam. Maçtan o kadar fazla etkilenmedi. Maç bittikten sonra da pek bir yeni seyirci kazancı da olmadı. Yani gelen seyirci kitlesini tuttu. Seyirci kitlesi izledi. Yani genel olarak yeni bölümde çektiği genel seyirci kitlesini bu akşamki bölümünde de çekmeyi başardı. Kanatsız Kuşlar'ın yanında ben bir yandan da Ateş Böceği'nin de nasıl izlendiğine bakıyorum. Ateş Böceği de bu bölüm genel olarak gitti. Bu bölüm Kanatsız Kuşlar ve Ateş Böceği birbirlerine fazla seyirci de göndermediler arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim bu arada. Genel olarak Ateş Böceği de yeni bölümünde iyi gidiyor. Kanatsız Kuşlar da iyi gidiyor. Şu an Kanatsız Kuşlar değil de Ateş Böceği'nde bir düşüş başladı. Bir bakayım reklama mı girmiş girmemiş mi diye. Hemen arkadaşlar bir bakıyorum. Evet. 23.47 reklama girmiş. Ama Kanatsız Kuşlar da şu an reklama girmesi gerekiyor. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Bakacağım. Bakacağım da arkadaşlar. Hande Erçel'in reklamı varmış da Star'da. Ona takıldım. Ya bu kız da ne kadar çok reklamlarda oynuyor arkadaşlar. Vallahi kız 20-23 yaşlarında değil. Kesesini iyi şekilde doldurdu. ATV'ye de bakayım bu arada. Kusura bakmayın biraz videoyu uzun tuttum bekletiyorum. Evet ATV'de reklama girmiş. Yine Hande Erçel'in reklamı var. Vallahi helal olsun. Kız güzel tutturdu yani. Genç yaşında parayı buldu. Evet şu an reklamlarda iki yapımda Kanatsız Kuşlar'da Ateş Böceği de seyirci kitlesini tutuyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.